Yunus Emre Sel bizleri bekliyor yine stat önünde. Önce Yunus Emre Sel'e gideceğiz, sonra yine Ahmet Çağlar Yıldırım, o da tesiste ve meydan tabii ki Furkan Yıldız da bizleri meydanda bekliyor. Maskeye İlk edildik. Olarak bir Yunus Emre Sel'e kulak verelim. Teşekkürler Melike. Şu anda yanımızda bir efsane isim var. Trabzonspor'la tam 4 şampiyonluk yaşamış. Tarihi altın harflerle yazılmış bir isim. Hüseyin Hocam, Hüseyin Tok, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yıllar sonra Trabzonspor yeniden bir şampiyonluğa kavuşmak üzere hocam. Şu an efsane bir isim olarak, o duyguları yaşamış biri olarak neler söylersiniz? Evet, şu anda bütün Trabzon halkı bu şampiyonluğu bekliyordu. Biliyorsunuz uzun yıllardır şampiyon olamadı. 10-12 yıldan beri. Onun için büyük bir haksızlıklar da vardı bu dönemde. Trabzonspor'un bazı şampiyonluklarında çeşitli oyunlar oynandı. Bunun için insanlarda büyük bir heyecan, büyük bir beklenti vardı. İşte bu yıl, o yıl diyelim, o yıl oldu. Trabzonspor şampiyonluğunu inşallah kutlayacak. Senin yıl sonuna kadar maçlarda. Biz de çok heyecanlıyız. Uzun süredir Trabzonspor şampiyon olmadı diye biz de aynı şekilde taraftarlarımız gibi üzüntüyü yaşadık. Bundan sonra inşallah umut ederiz bu şampiyonluktan sonra da arka arkaya şampiyonluklar gelir. Trabzonspor'un zaten lige çıktığından beri hep hedef oynayan bir takımdı. 1967'den beri, ikincilikten beri hep şampiyonluğu hedef oynayan. Trabzon'un zaten geninde var. Trabzon bir futbol kenti olarak da Trabzonspor şampiyonluklarda hep iddialı olmuştur. İkinci, üçüncü olmuştur ama hep iddialı girmiştir. Bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum. Bu bir başlangıç olarak bundan sonraki yıllarda da aynı 1976'da başladığımız şampiyonluk döneminde 84'e kadar 6 yıllık şampiyonluğumuz vardı. Umut ederim ki bundan sonra da aynı başarıyı Trabzonspor göstererek taraftarlarını, dünyadaki Trabzonsporları, Türkiye'deki Trabzonsporları mutlu ederler. Hocam sizinle konuştuğumuzda bana şöyle demişsiniz. Biz o duyguları yaşadık ama bizim çocuklarımız, torunlarımız yaşayamadı, gençler yaşayamadı. Bir efsane olarak şu anda onların bu duyguyu yaşayabilecek olması size neler hissettiriyor? Evet, şu anda nüfus çok da arttı. Yani bizim döneme göre çok nüfus arttı, çok gençlik çok arttı. Şu anda gördüğüm hep gençlik inanılmaz bir tutkusu var, birliktelikleri var. Bizim çocuklarımız da hatta görmedi. Hatta canlı yayınlar, yani o zaman televizyon veriyordu ama bugünkü gibi değildi. Maçları veriyordu ama onlar hep kayboldular. Maalesef bir görüntü, o yıllardaki şampiyonluk görüntülerimiz yok. Ama bu yıllar görüyoruz. Her gün televizyon yayınları olsun, televizyon, diğer basın, yazılı basın olsun, hepsi çok Trabzonspor'dan bahsediyor. Gençlerimiz de bu yolda şanslılar diyelim. Bundan sonra da gelecek olan şampiyonluklarda bundan sonrakileri de inşallah şanslı olurlar. Bu bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bundan sonra gençlerimizde yüzleri görecek diye umut ediyorum. Peki sizce bu dönem Trabzonspor neyi farklı yaptı da bu şampiyonluğa kadar geldi? Sağ içinde veya sağ dışında sizin gözleminiz nedir? Evet, zaten 2-3 yıldan beri yani Trabzonspor belli bir çıkışı yakalamıştı. Bu yıl Abdullah Hoca'la beraber Abdullah Avcı'yı gerçekten tam cuk diye denir böyle bir şekilde oturdu. O da zaten bu yörenin insanı, Karadeniz insanı. Trabzon taraftarının, yönetiminin ne istediğini iyi bilerek bu işe başladı. Geçen yıl başladığı dönemden beri hep çıkışa geçti. Bu yıl geldi. Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi, iyi bir transfer dönemi diyebiliriz ki yani %60-70'e yakın bir isabet oranı, çok önemli bir oran, 70'e yakın bir oran yakaladı. Bu da bütünlük oldu. Yönetim, taraftar, teknik heyet bir bütün halinde bu işe gönül verdiler, birleştiler. Bu Trabzonspor'un bu çıkışında önemli rol oynadı. Tabii futbolcu kalitesi yönünden de iyi bir kalite var. Hücum ağırlıklı iyi bir takım kuruldu Trabzonspor. Takım savunmasında biraz sıkıntılar olmasına rağmen hücum yönünde daha etkili oldular. Ve bu sistemi, bir sistem oluşturarak Abdullah Hoca bu takımın oynayan fertler, oyunculara göre de bir sistem oturturdu. Topun bizde kalması, sabırla oyun falan gibi. Bunları iyi uyguladı. Sonuçta da bu kadar puanı alarak açık ara bir şampiyonluğa ulaşacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Trabzonspor'la tam 4 şampiyonluk yaşayan efsane isim Hüseyin Tok'la beraberdik. Artık karşılaşmanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Trabzon taraftarları, Trabzonspor taraftarları da stadyum etrafında toplanmaya, o coşkuyu burada yaşamaya başladı. Ama Trabzon'da yağmur da başladı. Her geçen dakika şiddetini de artırıyor. Yine maç saatinde de yağışın beklendiğini söyleyip biz sözü buradan yeniden size bırakalım. Evet, Trabzon'da yağmur çok şaşırtıcı değil tabii aslında. Şimdi tesise bir gideceğiz. Ahmet Çağlar Yıldırım bizi bekliyor.
Evet Melike, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesisleri önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi şu anda Trabzon'daki en sessiz ve sakin bölge olarak söyleyebiliriz. Trabzonspor daha önceki yayınlarımızda söylemiştik 18.45'te tesislerden ayrılması planlanıyordu ama bu saat biraz daha geriye çekildi ve saatler 18.30'u gösterdiğinde Trabzonspor kafilesi Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne hareket edecek Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden. Evet, zaman zaman taraftarlar tesislerin önüne geliyorlar ve burada bir süre vakit geçirdikten sonra ayrılıyorlar ve hemen daha çok coşkunun yaşandığı stadyum ve meydan bölgelerine hareket ediyorlar. Evet, Trabzon'a bu maç için, tarihi maç için, şampiyonluk maçı için hem yurt içinden hem yurt dışından birçok Trabzonspor taraftarı geldi. Bu sayının yaklaşık 200 bini bulduğu söyleniyor. İşte uçak seferleri tabii bu arada uçak seferlerine ek seferler yapıldı. 60'a yakın ek sefer düzenlendi Trabzon'a. Tabii olumsuz hava koşullarından bahsediyoruz. Olumsuz hava koşullarının başında da sis geliyor. Son 1-2 gündür Trabzon'da yoğun olan sis bu uçak seferlerinde aksattı ama biraz önce havalimanına bir uçağın indiğini, sesini işte ise buradan duyduğumuzu belirtelim. Evet, Bordo Mavili taraftarların tesislerin önüne gelişi devam ediyor. Tabii takımın tesislerden ayrılışında burada taraftar sayısının da fazlalaşmasını bekliyoruz. Buradan bir uğurlamanın olabileceğini duyumlarını aldık. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Ama taraftarlar buraya geliyor. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra biraz önce de söyledik. Buradan ayrılıyorlar. Tabii Trabzon'a maçı izlemeye uçak bileti bulamayan taraftarlar da daha çok çevre illerdeki havalimanlarına inip karayoluyla Trabzon'a geliyorlar. Tabii maçı stadyumda izleyemeyecek olanlar için de bir kez daha buradan hatırlatalım. Hem meydan bölgesinde hem de Millet Bahçesi'nde dev ekranlar kuruldu ve karşılaşmayı stadyumda izleyemeyecek olanlar için burada karşılaşmayı takip edebilecekler. Evet, belirttiğimiz gibi Trabzon'da, Trabzon şehrinde, Trabzonspor'un tarihinin en önemli karşılaşmalarından biri. Sadece bir puan Trabzonspor'un yıllardır hasret çektiği şampiyonluğu getirecek diyelim ve sözü Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Ahmet Çağlar Yıldırım'a. Şimdi meydana gidiyoruz tabii. Orası diğer noktalardan şu saat için söyleyelim bunu. Çok daha hareketli. Furkan Yıldız, bıraktığımızdan bu yana neler oldu ve oluyor? Anlat bize. Melike, teşekkür ederim. Aslında Trabzon şehrinin tam olarak kalbinin attığı noktadayız. Şehrin şu anda en hareketli, en coşkulu noktası olduğu kuşkusuz Trabzon meydandayız. Burada her geçen dakika, her geçen saat kalabalık daha da katlanarak Trabzonspor taraftarı meydana, Atatürk Parkı'na gelmeye devam ediyorlar. Saatler 20.30'u gösterdiğinde burada Trabzonspor taraftarı bu meydanda mücadele için stadyuma gidemeyen Trabzonspor taraftarları büyük bir coşkuyla karşılaşmayı hep beraber burada takip edecekler. Artık tarihi bir günün içerisindeyiz. Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarı bu şampiyonluğu yıllardır bekliyor ve her geçen saat, her geçen dakika onlardaki coşku, heyecan katlanarak büyüyor, sabırsızlanıyor Trabzonspor taraftarı. Yaklaşık 4,5 saatlik bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına ve belki de saatler 22.30'u gösterdiğinde burada artık Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutlamaya başlıyor olacak. Bu akşam bir puan yeterli olacak Bordo Mavililere. Konya Bordo Mavililere Antalyaspor karşısında bu akşam belki de bir puan yeterli olacak. Burada hafta boyu aslında biz yaptığımız yayınlarda hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenlerin... Arkadaşlar canlı yayındasınız. Evet, bu arada Ağspor canlı yayın da şu anda meydana yansıtılıyor. Şu ve buradaki tüm kalabalık Türkiye, tüm Türkiye, evet. Taraftarlarını izliyor. Ağspor ekranlarında şu anda meydan, meydandaki Trabzonspor taraftarı şu anda kendisini izliyor Ağspor ekranlarında. Gelsin misiniz? Kurulan platformda burada Ağspor ekranları yansıtıldı ve meydandaki Trabzonspor taraftarı tüm Türkiye'ye şu anda o coşkuyu canlı olarak gösteriyor. Hazırlıklar var kutlamalar için. Nedir bu hazırlıklar? Antalyaspor maçı öncesinde, Fraport'ta Antalyaspor maçı öncesinde
şehir merkezinde ve stat çevresinde taraftarın maçı geçireceği organizasyonlar planlıyor. Ben biraz sessiz kalayım. Şu anda burada müthiş bir coşku var. Şampiyon! Şampiyon! En büyük! Meydanda mükemmel görüntüler. Trabzonspor taraftarı artık şampiyonluk için sabırsızlanıyor. 7'sinden 70'ine bütün Trabzonspor taraftarı artık şampiyonluğu bekliyor. Birlikte burada mükemmel bir atmosfer var. Tüm Türkiye görsün bizi. Bayraklarla, afişlerle süslendi. Trabzon'da bütün caddelerde bayraklar ve afişler var. Bu gece geç saatlere kadar Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutlayacak. Coşku devam edecek. A-Spor ekranlarında da az önce burada meydanda görüntüler yansıtıldı platformda ve buradaki kalabalık aslında bir anlamda kendisini görmüş oldu. Tüm Türkiye'yi, o coşkuyu bir kez daha A-Spor ekranlarında yansıttılar, gösterdiler. Trabzon meydandan esas kutlamalar, tabii Trabzonspor kulübünün planladığı kutlamalar var. Esas kutlamaları kulüp Altay maçının ardından yapmak istiyor. Bu akşamki kutlamaları ise kısa tutmak istiyor Trabzonspor kulübü. Bugün peki nasıl kutlamalar olacak? Onlardan da bahsedelim. Bayrak, afişler, her caddede bunların olduğundan bahsetmiştik. Bugün bir görsel şölen hazırlığı var Trabzonspor kulübünde. Stadyumda bir havai fişek gösterisi yapılacak karşılaşmanın hemen ardından, ama şehirde ise dün Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu antrenmandan önce de yayında bahsetmişti, yapmış olduğu açıklamalarda bahsetmişti. Şehirde 61 adet top atışı yapılacak. Trabzonspor'un şampiyonluğu şehirde yapılacak olan 61 adet 61 tane top atışıyla kutlanacak. Şu anda da meşaleler yine yandı Trabzon meydanda. Horon Trabzonspor taraftarı sabırsızlanıyor. Mükemmel bir görsel şölen var şu anda Trabzon'da. Meydanda, Atatürk Parkı'ndayız. A-Spor ekranlarında tüm Türkiye'ye şu anda bu coşkuyu canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Trabzonspor taraftarı yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğu kutluyor. Bu akşam bir puan yeterli olacak Bordo Mavililere Antalya Spor karşısında. Horonlar, coşkular burada gerçekten de görülmeye değer bir coşku ve mutluluk var Trabzonspor taraftarında. Küçüğünden büyüğüne, 7'sinden 70'ine bordo mavili renklere gönül vermiş tüm Trabzonspor taraftarının gözlerinde, yüzlerinde o mutluluğu, o heyecanı, o coşkuyu görmek mümkün. Biz çarşamba gününden itibaren buradayız. Şehirdeki heyecanı burada görme fırsatımız da oldu. Yaklaşık 200 bin kişi hem yurt içi hem yurt dışından bu tarihi şampiyonluğa, tarihi anlara tanıklık etmek için, yerinde tanıklık etmek için Trabzon şehrine geldiler bu hafta. Tabii Ramazan bayramı hazırlıkları da var aslında bir yandan da Trabzon'da. Bugün ve sonrasında Trabzon şehri bir yandan da çifte bayramı kutlayacak. Yıllar sonra gelecek olan şampiyonlukla beraber Ramazan bayramı da kutlanacak Trabzon şehrinde. Çifte bayram hazırlığı, çifte bayram coşkusu. Horon görüntüleri canlı yayında. Trabzonspor taraftarı horonla yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğu kutluyor. Farklı noktalarda meşaleler yandı. Farklı noktalarda taraftarlar eğlencelerini sürdürüyor. Katlayarak, giderek büyüyen bir kalabalık var Trabzon meydanda. Karşılaşmaya gidemeyen, stadyuma gidemeyen taraftarlar soluğu Trabzon meydanda Atatürk Parkı'nda alıyorlar. Bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde buradaki kalabalık hep birlikte büyük bir coşkuyla Trabzonspor, Fraport'ta Antalya Spor şampiyonluk karşılaşmasını birlikte izleyecekler. Karşılaşmanın bitimiyle beraberse tabii ki ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Trabzonspor karşılaşmadan en az bir puan aldığı takdirde burada saatler 22.30'u gösterdiğinde, 22.30 sularında artık Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutlayacak Melike.